Masmavi 3 mutfakta hoş geldiniz. Bugün sizlere Sivas katmeri hazırladım. Ama elimizle açacağız. Oklava hiç kullanmayacaksınız. Çok pratik bir tariftir. Aynı zamanda katmer hakkında tüm bilgileri de bu videomda bulacaksınız inşallah. İyi seyirler. Hamurumuzu yoğurarak tarifimize başlayalım. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, ve yarım paket yaş mayamızı kasemize ekleyelim. Şayet elinizin altında yaş maya yoksa bir paket toz maya da kullanabilirsiniz. Mayamızı iyice eriyince de hepsini karıştıralım. Toplamda 4-4,5 su bardağı unumuz var. Lütfen sevgili arkadaşlar ununuzu dikkatli ekleyin ki hamurunuz çok sert olmasın. Ben de bir kısmını ekledim. Kaşığımla kabaca karıştırdım ve tekrar takviye ettim. Hemen burada bir parantez açayım. Artık yüzlerce hatta binlerce arkadaşım hamurunu tahta kaşıkla topluyormuş. Çok mutlu oldum. bu yöntemi uygulamamın sebebi iki elimi de uzun süre temiz tutmak. Yani hamura en başta böyle haldır hüldür girerseniz elleriniz çok çabuk batıyor. Hamurun eli bırakması da zorlaşır çünkü her şeye bulaşmış oluyor. Hem de telefon çalar, kapı çalar eliniz boşta. Ve tahta kaşığın topladığı hamur elinizle topladan hamurdan daha kaliteli olduğuna tecrübelerimle de inanıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi hamurumuzu 50 saniye gibi kısa bir sürede topladık kaşığımız. Elimizde yoğurmaya başlayalım. Yaklaşık 3-4 dakikada elimle yoğurdum. Oldukça yumuşak ve elastik bir kıvam almasını sağladım ve mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken öte yandan ara katmanlara sürmek için 150 gram tereyağını ocakta eritelim ve kenara soğumaya alalım. Hamurumuzun mayası geldi, yaklaşık bir 30-40 dakika sonra geliyor. Ortaya doğru katlayarak havasını aldıktan sonra çok az un serptiğim tezgahıma alıyorum ve 4 eşit beze alalım. 4 tane eşit boyutta beze almanız için de en pratik yöntem Hamurunuzu katlayın sevgili arkadaşlar. Şöyle yuvarlak bir şekil alsın. Ve dörde bölün. En pratik, en eşit oranda bezelerinizi bu şekilde alabilirsiniz. Ve şimdi her bir tanesini bezeliyorum. Toplamda 4 tane beze aldık ve 2 tane büyük katmer yapacağız. Bezelerimizi aldıktan sonra şöyle tabağınızın içerisine Çeyrek çay bardağı kadar yani yaklaşık 2 yemek kaşığı sıvı yağını bırakın ve tüm bezelerinizin sağını solunu her tarafını bu sıvı yağı bulayarak tepsinize alın. Ben yağ oranını oldukça azalttım sevgili arkadaşlar. Çok büyük büyük yağlar kullanmadım bu katmer tarifinde. Gördüğünüz gibi bekleme süresi için bile sadece 2 yemek kaşığı yağ yeterli. Hiç gerek yok öyle bir su bardağı yağın içerisinde yüzmesine. Bir 10 dakika hamurumuzun kendisini bırakması için bekletelim. Tereyağımız soğudu, hamurumuz da 10 dakika bekledi. Şimdi açmaya başlıyoruz. Hiç kesmeden, e, saniyesi saniyesine dikkat edebilirsiniz. Bir bezeyi 35-40 santim çapında açmamın e, dakika yok zaten. 35-40 saniyede bezenizi açıyorsunuz. Çok pratiktir. Özellikle oklava ile açamayan arkadaşlarım için mükemmel bir alternatif olacağını inandım. Bir bezemiz açıldı çok mis gibi açılıyor zaten. Her tarafına eritmiş ve soğutmuş olduğunuz tereyağını bir fırça yardımıyla sürelim ama hiç boş yer kalmasın lütfen. Daha sonra katlıyoruz. Her tarafını ortaya doğru getirelim. Sağ tarafını ortaya getirdim ve üzerine yine tereyağı sürdüm. Diğer tarafını da onun üzerine getiriyoruz. Yine tereyağı sürüyoruz. İki ucunu da ortaya doğru katlıyoruz ve her katlamada tereyağımızı sürmeyi hiç unutmayalım. ve bir bezemizi katlayarak bitirdik. Hemen bunu kenara alıyoruz ki bu beklerken biz ikinci bezemizi de açmaya başlayalım. İkinci bezemizde yine çok kolay bir şekilde birkaç dokunuşla 20 dakika 20 saniye 30 saniyede 40 santim çapında açabilirsiniz. Hemen burada belirtmek isterim sevgili arkadaşlar. Hamurunuzu 10 dakika bekletin. Baktınız ki açmakta zorlanıyorsunuz. Bir 15 dakika bekletin. Ben inanın ki 5 dakika beklettim. Zamanım yoktu ona rağmen çok güzel açıldı. Bu hamurumu da açtım. Yine boş yer kalmayacak şekilde tereyağını sürüyorum. Daha önce hazırlamış olduğumuz diğer bezemizi, katlamış olduğumuz diğer bezemizi Ortasına saklayalım. Katlayarak tekrar bu iki bezenin birleşiminden bir katmer çıkacak. Tarifimizi bitirelim. Her katlamada yine tereyağımı sürmeyi hiç ihmal etmiyoruz. Ve bir tane katmerimiz iki bezeden oluşuyor. Şu anda katlama işlemimizi bitirdik. Güzelce bunu da kenara alalım. Dört tane bezemiz vardı. Aynı işlemle hepsini katladım. 2 tane katmerlik ikişer ikişer bezeden 2 iki katmerlik e, hamurumuzu hazırladık. Şimdi bu hazırlamış olduğum hamuru temiz bir poşete geçiriyorum ve buzdolabında 30 veya 40 dakika beklettim. E, şöyle izah edeyim. E, buzdolabından çıkardığınız zaman beklet, beklettikten sonra mutlaka kontrol edin lütfen. Ben bir 35 dakika beklettim, çıkardım, kontrol ettim. Baktım ki yağlar istediğim gibi donmamış. 45 dakika beklettim. Hemen gösteriyorum. Bakın sevgili arkadaşlar, şöyle kontrol edin. Tereyağın tamamen donmuş olması gerekli. Şayet donmazsa katmerinizin katları açılmaz. Tereyağı hamura yenir. E, nasıl diyeyim, kek gibi bir şey olabilir. Onu da hemen çok önemli püf noktası belirtmek isterim. Ve şu anda katmerimi de açmaya başladım. Aldım tezgahıma elimle biraz düzeltiyorum. Ve oklava ile lütfen çok hızlı hızlı basmadan, çok nazik hareketlerle Katmerinizi uzatın. Hafif böyle dik dörtgen bir uzunlukta açalım. Kabarcıkları görüyorsunuz ki aradaki tereyağın ne kadar güzel olduğunu, katlara karışmadığını belirtisidir. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime katlayarak aldım ve düzelttim. Bu birinci katmerimiz. Katmer yapımında en önemli ayrıntılardan bir tanesi. Siz açarken izleyin ben bunları hemen sıkıştıra vereyim araya tereyağınızın mutlaka dolmuş olması gerekli. Buzdolabında lütfen beklemede zaman verin ki donsun. Donmadığı takdirde katmeriniz sorun olabilir. Derseniz ki biz daha ince bir katmer yapmak istiyoruz. O zaman yağ oranını artırmak zorundasınız. Çünkü siz açtıkça yağ inceleyecek. Yağ inceldikçe hamura temas etmesin. Yani 150 gramlık bir yağ ile iki tane bu büyüklükte katmer idealdir. Daha ince açmak istiyorsanız 200 gram tereyağı kullanın. Daha ince açabilirsiniz. Tabii ki buzdolabında bekleme süresini de uzatarak lütfen. Bunları da hemen belirteyim. Çok komplike gibi görünüyor anlatırken ama aslında değil. Çok kolaydır yapımı. 2 tane katmerimi dizdim. Yüzeyine verev bir şekilde keskin bir bıçakla çizikleri atıyorum. Yüzeyine sürmek için bir tane yumurta sarısına bir yemek kaşığı yoğurt ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ve bunu da bu karışımı da katmerimizin yüzeyine sürüyoruz. Ve katmerlerimiz şu anda bitti. Tüm güzelliğiyle fırına gitmek için hazırlar. Önceden ısınmış alt üst ayar 210 derece fırında 40-45 dakika mis gibi kızarması için gönderdik. Ve hemen fırından çekim yapmıştım onu göstermek istiyorum. Pişme esnasında katmerinizin bu şekilde kabarmış olması gerekli sevgili arkadaşlar. Bu çünkü iç dokusunun da piştiği anlamına geliyor. Sonra inecek zaten o önemli değil. Fırında kabarmış olması gerekli. Ve mis gibi fırından çıktılar. Ve mutlaka altını kontrol ediyoruz ki orası da güzel kızarmış mı. Ve katmerleriniz servis için hazır. Ben de hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Yani tam bir mis gibi kahvaltılık, yumuşacık, nefis bir katmer oldu. Yüzeyi çıtır, içerisi komple kat kat. Çok katlarını hemen gösteriyorum detaylı bir şekilde. En ufak bir şekilde hiçbir kat kaybolmamış. Gerçekten sanki elinizle açmış yufka gibi. Bakın sevgili arkadaşlar katlarımızın hepsi mis gibi duruyor. Hepsi çok nefis. Elimden geldiğince tüm ayrıntılarıyla vermeye çalıştım. Ama infobox'a yani açıklama kutusuna da birçok püf noktalarını ekliyorum. İnşallah sizlere faydam olacağını düşünüyorum. Bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.